Wilson hastalığı genetik bir hastalık olup vücuttaki bakır fazlalığıyla giden bir tablodur. Bu bakır fazlalığı iki şekilde hastalarda ortaya çıkabilir. Bir, nörolojik tutulum dediğimiz beyinde birikimle beraber bu hastalarda ciddi hareket bozuklukları ortaya çıkar. Bir anda konuşmaları bozulur, dengesizlikler ortaya çıkar ve bu zaten fark edilmeyecek bir tablo değildir. Doktora başvurduklarında Wilson hastalığı tanısı konulur. Diğer formda ise karaciğer, bizim karaciğer hastalığı formu olarak da ilk prezentasyon olabilir. Bu çok hafiften ağıra doğru gider. Mesela hasta herhangi bir nedenle tetkik yaptırdığında karaciğer testleri çok hafif yüksektir. Araştırılırken Wilson hastalığı çıkabileceği gibi aynı Wilson hastası ciddi, akut karaciğer yetersizliği dediğimiz çok daha gürültülü, bazen nakil ihtiyacının olduğu akut karaciğer yetersizliğiyle de başvurabilir. Bazen de hasta yıllar içinde bu gürültülü tablolar olmadan karşımıza siroz olarak gelir ve tanıyı öyle de koyabiliriz. Bazen hem hepatik hem de nörolojik dediğimiz hem beynin hem de karaciğer tutulumunun olduğu vakalarda nadir değildir. Bunları klinisyen gördüğü zaman bir Wilson hastasında ikisini birlikte değerlendirmek durumunda. Burada tabii ki nörologla yani sinir hastalıkları uzmanıyla karaciğer hastalıkları uzmanının her zaman için bir kolaborasyon, bir dayanışma içinde olması gerekir.